Fal bakmanın haram olduğunu biliyoruz. Peki falın gibi sakızları almak, içinde fal benzeri şeyler yazıldığı için dini bir sorumluluğu var mıdır? Fala dair her ne varsa, şaka bile olsa günahtır, haramdır. Sakızdan çıkar, işte çikolatadan çıkar, neyden çıkarsa çıksın. İçtiğin kahveden ters döndürüp bilmem ne vesaire, ne yaparsa, ne türlü şeyden böyle bir şeye yol arıyorsanız eğer, bu tip yol aramalar şakasına bile olsa insanı günahkar yapar. Bunun üstüne o gördüğünüz yok kahve falıdır, yok zarflardan, yok kartlardan, yok bilmem çekilişlerden, yok cikletlerden vesaire çıkmış. Ona inanıyorsan eğer zaten Allah muhafaza bu senin dininden eder. Yazan da inanarak yazıyorsa onu da dininden eder. Kahve falına bakan da inanarak bakıyorsa onu da dininden eder. Ne türlü fal olursa olsun haramdır. Şakasına bile haramdır. İnanmak ise insanı dininden eder. Yazanı da, dinleyeni de, bakanı da. Allah muhafaza buyursun. Yani öyle kahve falıdır, ufaktır, önemli değildir deyip de geçmeyin. İnsan imanına saldırılardır bunlar. Maalesef şakasına bile olsa zarar verir. Hani kurşunu, silahı alırsın veyahut da bıçağı alırsın. Dur şakasına sana bir batırayım. Der mi insan? Bu tip şeyler de aynı bunun gibidir yani. Şakasına da yapsan imanını mahvedersin. Allah muhafaza buyursun. Abdest alırken niyet ettim Allah rızası için namaz abdesti almaya diye niyet ederse kişi bu abdestle sadece namaz mı kılabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Namaz abdesti almaya dediği zaman her şeyi yapar. Abdest konusunda zaten niyet şart değildir. Ne niyette alırsa alsın abdestini, bütün ibadetlerini yapabilir. Bu konu teyemmümde sadece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü teyemmümün farzlarından birisi niyettir. O niyette de neye niyet ettiğini iyi bilmelidir. Yani Kur'an-ı Kerim okumaya niyet ederse onunla namaz kılamıyor. Ama namaz kılma niyetiyle teyemmüm aldıysa, temizlik niyetiyle teyemmüm aldıysa ya da abdestsiz yapılamayan ibadetleri yapma niyetiyle teyemmüm aldıysa bu teyemmümle bütün ibadetleri yapabiliyor. Yani bu niyet mevzusu teyemmüm konusunda önemli. Normal abdest konusunda zaten dediğimiz gibi niyet mecburi olmadığı için nasıl niyet ederseniz edin, bütün ibadetleri aldığınız abdestiyle yapabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı harften ve sesten münezzeh midir? Kıyamet günü Allah'ın kulları ile konuşması nasıl olacak? Semavi kitaplara binaen Allah İbranice veya Arapça konuştu denilebilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kelamı sesten ve harften. Harften demenin bir manası yok da sesten münezzehtir diye söylemiştir alimlerimiz. Bunu söylemelerinin sebebi de Allah'a ait olan her sıfatın ezeli ve ebedi olması, duyulacak sesin ilahi sıfatlara tam uygunluk sağlamayacağı için bir noksanlık Allah'a gelmesin diye böyle buyurmuşlardır. O zaman ses yoksa kul nasıl bunu duyar diye söylendiği vakitte kul bunun ilmini kalbiyle bilir. Rabbimiz okuduğu zaman Celle Celaluhu diye açıklama yapılmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Arapça konuştu, İbranice konuştu tarzında kelimeler etmenin dinen bir sakıncası, sıkıntısı yok. Ama Rabbimiz konuştuğu zaman işte bu konuşmayı kalbinle bilirsin. Kulağınla duymazsın yani. Alimlerimizin açıklaması bunun üzerinedir. Rabbimiz Subhan'dır. Şanına yakışmayacak her şeyden münezzehtir. Akaidi konulardaki ince açıklamalar hep buna dairdir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'ya nispet edeceğin bir şey, Rabbimizin bir sıfatına noksanlık doğuracak durumu ortaya getiriyorsa o kabul edilmemiştir. Ondan dolayı böyle açıklamalarda bulunulmuştur yani.